Seher abla. Efendim? Oğlum bana niye yalan söyledi? Aileme olanları öğrendim. Polisten niye bilgi saklasın ki? Belli ki söylemedi bana öğrendiklerini. Söyleyemedi sana kızım. Neden? Erol Bey, ben ailemin başına gelenleri öğrendim. Çok üzgünüm Nalin. Başın sağ olsun. Seher ablanın oğlunun öğrendiklerini bana söylememesini istemişsiniz. Dağılmanı istemedim. Zaten son zamanlarda yeterince dağılmıştın. Hı. İşler aksıyordu. Neden acaba? Sermet Karayeli benim başıma sardığınız için olabilir mi? Narin, o işi senden başka kimse halledemezdi. Bak kredinin ilk taksiti geri ödendi bile. Eğer Fırat Sermet'i o zamanı tanımasaydı, o hacizleri durdurmasalardı, Sermet bir günde batacaktı. Tek bir günde. Yani görev tamamlandı. O zaman siz benim kasaba günlerinden Sermet ve Fırat Kazan'la olan geçmişimi falan biliyorsunuz. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Ne haber Hülya? İyiyim, teşekkürler. Narin odasında mı? Erol Bey'in yanında ama şimdi çıkar. Buyurun siz. Kahve? Ay şahane olur, şekerli olsun ama. Hemen gönderiyorum. Hikayenizi kısmen biliyorum ama kimsenin geçmişi beni ilgilendirmez bilirsin. Peki Sermet Karayel'in beni taciz etmesi, saplantısı, yıllardır beni gözetliyor olması falan umrunuzda değil öyle mi? Narin, Sermet seni 15 senedir izliyormuş. Kasabadan beri. Tabii. Sen üniversitede okurken bile izlermiş. Bir gün zararı oldu mu sana? Bak sen buraya işe başlayalı işte bir ay falandı karşıma çıktı. Biz öyle tanıştık. Bu şirketin sana layık olup olmadığını kendi gözleriyle görmek istemiş. Sonradan anlatmıştı bana. Bunca yıl. Çok korkunç bir şey bu. Takma kafana olur böyle şeyler. Bak beni de tam 10 yıldır takip eden bir kadın var. Tabii olur böyle şeyler. Ama sen artık kafanı toparla. Verimsizsin çünkü. Bu arada şu yeni macera seni daha fazla dağıtmaz umarım. Hayri Bey iyi haftalar. Aa. Siz ne zaman döndünüz Abant'tan? Ya neler oldu neler, ben hastaneden geliyorum. Dün gece sizin arkanızdan fırladık çıktık geldik buraya. Nasıl yani, ne oldu? Irmak dün gece kapıda düşmüş bayılmış. Güvenlik aradı beni. Yani nasıl arabaya bindik, nasıl buraya geldik hiçbir şey hatırlamıyorum. Amcam yetiştirmiş hastaneye. Böyle sabaha kadar serumlar, ilaçlar falan, şimdi biraz daha iyi. Ben çıkarken uyuyordu. Şu arkada hastane var ya. Ya oradayız. Deniz, ben de seninle geleyim hastaneye. Merak ettim şimdi. Ne oldu kıza durup dururken canım? Ben de bir şey anlamadım ama var bir sıkıntı orada. Bak, ben senden bir şey istemeye geldim. Şu Fırat'ı bir ara sende. Ne? Niye ya? Bak, Irmak kendine geldiğinde amcam dedi ki, Hikmet Bey aradı beni. Çarşamba günü kendi aramızda nişan yapmak için size gelmek istiyoruz dedi Irmak'a. Aa, E'si, Irmak istemiyorum gelmesinler dedi. Döndü yattı. İnanabiliyor musun? Can 50 kere sordu. Ne oldu? Arabada gelirken kavga mı ettiniz? Fırat'ta bir sorun mu var? Yok, hiçbir şey söylemiyor. Dün gece Fırat'ı aradım ben, açmadı telefon. Sabah onun sekreterini aradım. Tamam efendim size döneceğim dedi. Yok, dönen de yok. O yüzden diyorum ara da konuşurken ben de alırım, soracaklarımı sorarım işte. Yok ya Deniz, olmaz şimdi, yakışık almaz. Yani hastaneye gidelim, Irmak'tan öğreniriz işte ne olduğunu. Ben de bu sabah günü pek iyi başlamadım zaten. Oo, maşallah, maşallah. Bak, üç vakte, üç tane düğünümüz var ufukta görüyorum. Hı. Yok canım. İki düğün, bir cenaze. Cenaze Atıf'ınki. Lan! Daha dün memlekette anasının ölümünü ağlayan karı 3 saatte motel nasıl gitti? Yemedi, içmedi, bu herifle mi basıldı? Abi, ben de sözüm bittiği yerdeyim yani abi. Yeter, ben Narin'den emekli olurum artık ya. Yeter artık, ben dayanamıyorum. Ulan siz beni hep uyuttunuz mu lan? Hep beni uyuttun mu lan? He? Git! Git! Yeter ulan! Vuracağım ulan kendimi! Yaklaşmayın. Vurun bak kendimi, yaklaşmayın. Vur lan!
Vuracağım abi zaten. Dayanamıyorum abi artık. Dayanamıyorum. Doluya koyuyorum olmuyor. Boşa koyuyorum. Dolmuyor abi. Yapma. Lütfen. Yapma Alex. Sen beni hiç düşünmüyorsun. Çık dışarı. Çık. Abi. Abi bak ben artık Narin'in peşine gitmek istemiyorum abi. Yetti abi bana artık. Yetti abi. Dayanamıyorum. Başka kadın olsun. Alayım, ciğerini sökeyim, atayım ben de abi. Artık dayanamıyorum abi ben. Benim senden başka kimim var oğlum? Ha? Sakin ol. Git doktor Gürbüz'ü al getir buraya. Benim gözümün önünde sana bir terapi yapsın. Sonra da git, şu fotoğrafları çeken muhabiri bul getir. Sen benim kardeşimsin oğlum. Belki bu Sermet bandası başkasını sevdiğini görünce usul usul kenara çekilir ha? Çit. Artık nasıl? Ya dün çok mutlu görünüyordun. Çok tatlı. Deniz, hadi gidelim hastaneye. Bir göreyim şu kıza. Ya biz nasıl yetişeceğiz ya? Çarşamba bunlar çiçek çikolata kapıya dayanacaklar. Bugün pazartesi oldu. Ne ara hazırlanacağız, ne ara toplanacağız bilmiyorum. Can ne dedi biliyor musun esas bomba? Ben de o gün geleyim seni amcandan isteyeyim dedi. Kızım, benim mutluluğum bu ikisine bağlı. O yüzden bunların acil barışması lazım. Ya tamam, Allah Allah. Konvoy halinde gelmeyin Cemil amcanın üzerine teker teker. Bak ne diyorum, aklıma ne geldi. Sen de gidip babanın istese ya şu hatun. Böyle giyinelim, kuşanalım, aşağılıya aşağılıya gidelim şunun dükkanına. Tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.